kadar gelip geçiyor. Bir mum misali. Eriyerek ışık verin. Yoksa kendi kendinize yok olur gidersiniz. İşte biz bu ışığı pirlerimizin, dedelerimizin sayesinde ne yapıyoruz? Allah, Muhammed Ali aşkına bu ışığı yakıyoruz. İşte bunun manası nedir? Dedelerimiz hep açıklıyor. Bir mum gibi hak aşkına eriyin, birbirinize ışık verin, feyiz verin, yoksa eriyip gidersiniz. Nasıl bir yaşam, nasıl bir insan? İnsan olarak yaratılıştaki soylulukla mı yaşamımıza renk vereceksiniz? Yoksa nefsin esaretinde bir ömür mü geçireceksiniz?
Verin hesabınızı özünüzdeki hakka, durun Mansur gibi dara, Hüseyin olun, Alekber olun, Abbas olun, Alaesker olun, bir mum yakın onların aşkına. Gün dara durup içsel yolculuk yapma zamanıdır sevgili canlar. Hepimiz elimizi vicdanımıza koyup şöyle bir yolculuk yapıp Kerbela'ya gitme zamanıdır. Muharrem ayının bizlere farklılaştıran değerlerimize Hüseyin soyluluğunu katın. Katın ki yüzyıllardır naletle anılan namertliğin timsali o kötü insanlardan olmayalım. Bizim Alevi inancında iki sembol vardır sevgili canlar. Biri nefsin, yani kötülüklerin temsili, Yezidlik. Diğeri Rahmani ruhumuzu, diğer bir deyimle de aklımızın temsili, Hüseyinlik. Bir gönülde iki sultan olmayacağına göre hangisini seçeceğiz? Hangi değerleri sahiplenip yaşamımıza ne yapacağız? Geçirmek için mücadele vereceğiz. Hangisini sultan yapacağız? Allah deyince yüreğimize coşan güzellik nedir? Hangi fiillerde Allah'a yakınlaşıp Allah'la dost olmalıyız? Demiri çeliğe dönüştüren ateşle olan imtihanıdır. Derler de atalarımız, her acı olay bir ateştir sevgili canlar. Görüyorsunuz şu anda ateşler yüreğimizi yakıyor. Hiç düşündünüz mü? Yangınlar, felaketler, seller, hiç düşündünüz mü? Dedelerimizle sohbet ederken sevgili canlar, yani bu dünyayı Cenab-ı Allah yarattığı zaman her şeyi verdi insanlara. Her şeyi verdi. Karıncayı da verdi, kuşu da verdi, efendim sineği de verdi, efendim ağacı da verdi, bitkileri de verdi, yeşillikleri de verdi, her şeyi verdi. Alın bunların kıymetini bilin dedi. Ama insanoğlu nankör, insanoğlu şu anda doğanın kıymetini bilmiyor. İşte bilmezseniz, işte Cenab-ı Allah'ın elinde balta silah yok ki gelsin senin parmağını gözüne batırsın. Yapmayalım ya. Ya kainatı koruyalım, dünyayı koruyalım, ormanımızı koruyalım, yeşilimizi koruyalım, değmeyelim. Hatta yine sohbetlerimizde biraz önce söyledik, köyde bir cem yaparken çocuklar dedi ki dede, biz küçük çocuklar olarak bir cem yapabilir miyiz? Tabii ki, neden olmasın? O kadar cevherler var ki çocukların içinde sevgili canlar. Çocuklara bu doğadan, kainattan bahsettiğimiz zaman her birisi ne diyor biliyor musun? Dede diyor, bizim büyüklerimiz o zaman ormanı kesiyorlar. Doğru ağaçları kesiyorlar. Efendim bunlara kıyıyorlar. İşte fasille deriz. Fasille suruklarını efendim dikmek için ağaçları kesiyorlar. Ne yapmamız lazım? İşte çocuklar biliyor ama bizim büyüklerimiz bilmiyor. Onun için sevgili canlar, inşallah bu sohbetimize yarın yine devam edeceğiz. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten şöyle elimizi kalbimize koymamız lazım sevgili canlar. Şu günlerde çok dua yapmamız lazım, yalvarmamız lazım. Hak ile hak olmamız lazım. Birlik olmamız lazım, beraber olmamız lazım, kaynaşmamız lazım. Hacı Bektaş Veli diyor ya, bir olalım, dir olalım, ir olalım. Yine ne diyor pirlerimiz? Bencillik yapan insanın sonu hüsrandır. Paylaşımcı olacağız. Burada bir elin nesi var? İki elin sesi var. Birlik olma zamanı sevgili canlar. Muhabbetlerimizi yapma zamanı. Kardeşlik olma zamanı, dostluk olma zamanı. Güzel bir şekilde konuşma zamanı. Hep birlikte el ele verirsek, güzel bir şekilde yolumuza, inancımıza daha sıkı sarılırsak her şeyimiz güzel olur diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yarın yine kaldığımız yerden bu sohbete devam edeceğiz. Ben sözü Tarık dedeme veriyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Eyvallah. Merse girelim mi? Evet.
Allah yüreğinize sağlık. Destur dedelerim. Himmet edin erenler. Bu akşamda
bizi cemal cemale getiren Hüseyin'in, Hüseyin'i anmayı bize nasip eden, Hüseyin'i yaşamayı bize nasip eden Allah'a hamdolsun. İnşallah benden bıkmadınız. Bıkmadınız değil mi? Eyvallah. Yine Kerbela'dan dilimiz döndüğünce bugünümüze dersler çıkarmaya devam ediyoruz. İmam Hüseyin'e sormuşlardı Allah'a, Allah'ı tanımanın yolu nedir diye. İmam Hüseyin ne buyurmuştu? Allah'ı tanımanın yolu zamanın imamını tanıyıp ona itaat etmekten geçer. Ve burada velayetin, 12 imam inancının ne kadar önemli olduğunu hürrü delil göstererek, hürden esinlenerek sadece Allah inancının, peygamber inancının ve ibadetlerin hiçbir işe yarayamayacağını, İmam Muhammed Bakır'a birisi gelip soruyor. Diyor ki 5. imamımıza, ey imamım, namaz mı, oruç mu, zekat mı, hac mı yoksa velayet mi önemlidir? Geçenlerde de aktarmıştım bunu. İmam Muhammed Bakır buyuruyor ki bir adam hacca gitse, bütün malını zekat verse, oruçluyken namaz esnasında ölse, velayeti kabul etmediyse cahiliye ölümü yani kafir olarak gitmiştir. Onun için diyorum ben Hüseyin, oruç Hüseyin'e kurban olsun. Yani ne demek? Yani velayet olmazsa olmaz demek. 124 bin peygamberin mücadelesinin boşa gitmemesinin sebebi Kerbela'dır, İmam Hüseyin'dir. Onun için 124 bin peygamberin Hüseyin'i ağladığı bütün rivayetlerde var. Hüseyin'e gözyaşı döktüğü var. Muharrem'i Muharrem yapan İmam Hüseyin'in şehadeti ve Adem peygamberden itibaren bütün peygamberlerin yolu Kerbela'ya uğramış ve hepsi İmam Hüseyin'i ağlamış. Ve Kerbela günü de Kumru kitabında yazıyor ki 124 bin nebi Kerbela'da İmam Hüseyin'i gözlüyorlardı. Hatta Kumru diyor ki Hüseyin dese ki hadi siz de gelin, onlar da yeryüzüne gelecekler. Muharrem ayını Muharrem yapan o 10 gündür. İmam Hüseyin'in Kerbela'da konakladığı 10 gündür. İki tane örnek vereyim. Hazreti Nuh peygamberin biliyorsunuz gemisi vardı, hikayesini anlatmıyorum. Yeryüzünü su kaplamıştı. Bir yere geldi, gemi durdu. Titremeye başladı gemi. Nuh peygamber dedi, ey Cebrail, ne oldu, ne oluyor, burası nedir? Cebrail dedi, burası Kerbela'nın üstüdür. Kerbela neresidir, kimdir? Ahir zaman peygamberinin evladını hunharca şehit edecekleri yerdir. Nuh peygamber ağladı. Kerbela toprak olarak şu anda bulunan Kerbela'nın üzerinden geçmeyen peygamber yok. Ona ağlamayan peygamber yok. Ne zaman şehit edilecek? Bir Muharrem ayında. Bir 10 Muharrem gününde, Muharrem ayının 10. gününde şehit edilecek. Adem peygamberden biliniyordu ki Hazreti Muhammed buna defalarca ağladı. Bütün kaynaklarda var. Bunu haber verdi, ağladı. İbrahim peygamberin oğlu olmuyordu. Yaşlı olmasına rağmen Allah'tan oğul istedi ve Allah ona bir oğul ihsan etti. Hazreti İbrahim peygamber oğluna olan
sevgisi de güzeldi yani. Güzel bir sevgisi vardı. Allah onu kesmesini emretti. Kurban etmesini emretti. Biliyorsunuz hepsiniz bu ülkeyi. Ama bilmediğiniz kısmı birazdan anlatıyorum. İbrahim peygamber İsmail'in boğazına bıçağı çaldığında bıçak kesmedi İsmail peygamberi. Çünkü imtihanı vermişti. Allah ona emretti. O da Allah'ın emrine itaat ettiğini gösterdi. Allah da biz ondan daha hayırlı bir kurban verdik buyurdu. Ayet-i kerimede. Ondan daha hayırlı olan kurban verdik. Zıbh-ı azim, büyük kurban. İsmail'den bir koç büyük olabilir mi? Olamaz değil mi? Ya Rabbim nedir o büyük kurban? İbrahim peygamber. İsmail'i kesmekten. Çünkü İbrahim peygamber ağladı. Eğer ben bu emrini yerine getirmiş olsaydım, ben eminim ki sen benim derecemi yükseltecektin. Senin makamındaki katım, derecem yükselecekti. Ağladı. Dedi ya Rabbi büyük kurban ne? Dedi ahir zaman peygamberinin getirdiği din bozulacak ve onun torunu Hüseyin Kerbela'da hunharca çoluk çocuk şehit edilecek. Bu din uğruna kurban olacak. İbrahim peygamber bir ağladı ki Allah dedi ey İbrahim, senin oğlunu kurban etmendeki verilen sevaptan daha yüce sevapları verdim Hüseyin'e ağladığın için. Peygamberlerin ağladığı gün bugünler. Bizi biz yapan, Aleviliği Alevilik yapan Hüseyin'dir. Hepimiz kan borcumuz var. Onun için hiçbir ibadet. Düşünün İmam Hüseyin buyuruyor ki Allah'ı tanımak istiyorsanız bırakın ibadeti. Allah'ı tanımak istiyorsanız zamanın imamını tanıyın. İbadetleriniz sizi kurtarmaz. Teoriniz olmadığı müddetçe. Ve din elden gitmişti Kerbela'da. Kerbela'ya kadar gelen süreçte din elden gitmişti artık. İmam Hüseyin öyle bir destan yazdı ki gerçek dinle sahte din ortadan ikiye ayrıldı. Yoksa hepimiz bugün Yezid'in dininde olacaktık. İmam Hüseyin bize bu kadar değer, bu kadar büyük bir miras bıraktı. Onun için biz onun hatrına gündüzleri aç kalıyoruz. Akşamları su içmiyoruz. Gözyaşı döküyoruz. Evimizden cenaze çıkmış gibi, babamız ölmüş gibi davranıyoruz. Eğlenmiyoruz. Normal günlerdeki zevk-i sefa yapmıyoruz. Düğün yapmıyoruz, nikah yapmıyoruz, evlilik yapmıyoruz. Değil mi? Yapmıyoruz. Yapanlarımız var, Allah affetsin. Ama yapmıyoruz. Bilenler yapmıyor. En zor şartlarda, samanlıklarda, köy odalarında, en zor şartlarda Anadolu'da yaşayan Aleviler olarak toplanmışız, Hüseyin'e ağlamışız. Ocak dedesi geldiğinde, senede bir defa, iki defa görgü yapmaya geldiğinde mersiye okunmayan bir görgü cemi olmamış. Hüseyin'e ağlanmayan bir cem yapılmamış. Muharremler zaten başlı başına, Muharrem daha gelmeden insanlar Muharrem'e hazırlık yapılmış. Eskiden işte ben hatırlardım, babaannelerimiz daha Muharrem gelmeden, Muharrem gelecek diye işte kesilecek bıçak kullanmamak için her şeyi önceden hazırlarlardı Muharrem olduğunda. Bu aşktı. Böyle olsun, illa böyle yapmanız lazım diye bir kaide yok. Mesele Hüseyin bize ne diyor? Hüseyin bize ne anlatmak istiyor? Hüseyin bizden ne istiyor? Niye 12 imamın hepsi İmam Hüseyin'i ağlamışlar? Biri geliyor diyor ki İmam Cafer sağda, ey imam diyor, siz hepiniz hidayet gemisisiniz. Ama Resulullah buyurdu ki Hüseyin kurtuluş gemisidir, Nuh'un gemisidir, kurtuluş gemisidir. Kim Hüseyin'in gemisine binerse kurtulur. Ama hepiniz öylesiniz. Niye?
Resulullah'ın bu hadisi niye yani? Özellik ne? İmam Cafer buyurdu ki doğrudur. Hepimiz kurtuluş gemisiyiz. Ama Hüseyin'in gemisi hızlı ve çok geniş. Ona binen kurtulur. Hızlı ve çok geniş. Hüseyin'in arayacağı bu. Biz imamların, bütün imamların hepsi şehit edildiler. 11 imamımız, 12. imamımız yaşıyor. 11 imamımız da böyle yapmıyoruz. Çünkü imamlarımız, İmam Zeynel Abidin'den sonraki imamlarımız Muharrem ayı geldiğinde artık karalar giyerlerdi. Çünkü Hüseyin bu mesajı böyle yazdı arkadaşlar. Hüseyin bu mesajı böyle yazdı. Matem üzerine yazdı. Ki insanlar bunu toplansınlar, konuşsunlar. Bu acıyı konuşsunlar. Bu derdi, bu kederi konuşsunlar. Bu çileyi konuşsunlar. Çünkü Hüseyin'in mesajı bunun için silinmedi. Dünyanın her yerinde Muharrem olduğu zaman, Muharrem geldiği zaman insanlar, Ehl-i Beyt aşıkları, 12 imamı sevenler karalar giyiyorlar. Ve Hüseyin'i anlamaya çalışıyorlar, Hüseyin'i ağlamaya çalışıyorlar. Biz diyoruz Ali bütün peygamberlerle birlikteydi değil mi? Hazreti Peygamber buyuruyor biz derken, Hazreti Peygamber buyuruyor ki Ali bütün peygamberlerde batinen vardı, benimle zahir oldu. Çünkü onlar bir nurdan geliyorlardı. Onun için Hüseyin'e ağlamayan peygamber yok. Eğer Muharrem kıymetliyse ve değerliyse bundan dolayıdır. Muharrem bizlerin gerçek dini anlaması için bir vesiledir. Gerçek yolu anlaması için bir vesiledir. Böyle diyerek Kerbela'dan, Kerbela'nın şahidi İmam Hüseyin'den "Ey Allah'ım, sen karanlıkta değilsin. Senden daha aydınlık bir şey yok ki ben seni gelip bulayım. Sen aşikarsın. Her yerde hazır ve nazırsın." Hadisini okuduk. Sonra Nur Suresi 35. ayeti kerimeyi okuduk. Ne diyordu Nur Suresi 35. ayetin ilk cümlesi? Allah yerin ve göğün nurudur. Dün bunun üzerinde konuştuk. Sonra Hadid Suresi 3. ayeti kerimeyi inceledik. O evveldir, ahirdir, batındır, zahirdir. Şimdi yanlış Allah düşüncesinde ne vardı? Yanlış Allah düşüncesinde Allah varlıklar içerisinde bir varlıktı. Biz buna itiraz ettik ve buna şimdi deliller getiriyoruz. Diyoruz ki Allah buyuruyor ki o yeryüzünde olanların da gökyüzünde olanların da nurudur. Yani her şey onunla biliniyor. Bir ayet-i kerime. O evveldir, yani ondan önce bir şey yoktur. Ahirdir, yani ondan sonra bir şey olmayacaktır. O hem zahirdedir hem batındadır. Şimdi biz bu dört özelliği topladığımızda varlık aleminde böyle bir şey görebiliyor muyuz? Hem batın olabilsin, hem zahir olabilsin, hem evvel olabilsin, hem ahir olabilsin. Böyle bir özellik maddenin özelliğinde yok. O zaman biz diyoruz ki mesela buradaki bir sürü lamba var, bu lambaların içerisinde bu lamba daha büyük, onun için bütün lambaları bu lamba yaratmıştır diye düşünüyorlar, buna da Allah diyorlar ya. Varlık aleminin içerisinde, paralelinde, sağında, solunda var olan ama güçlü olan bir yaratıcı diyorlar ya, biz dedik o yanlış bir yaratıcı inancı. Niye? Çünkü o yerin ve göğün aşikar olmasının, varlığa çıkmasının sebebidir. O hem evveldir hem ahirdir. Ondan önce hiçbir şey yoktur. Ondan sonra hiçbir şey olmayacaktır. O hem zahirdedir hem batındadır. Şimdi devam edeceğiz. Toparlanacak olay zihninizde de. Yine Hadid suresinde ayeti kerime buyuruyor ki siz nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Şimdi düşünüyoruz. Yerin göğün nuru ilk, son, zahir, batın ve nerede olursanız sizinle beraberdir. Nerede olursanız. Ondan gizlenecek bir yer yok. Birisi geldi imama buyurdu ki ey imam, benim bir günah işliyorum. Bir günaha alışkanlık edinmişim. İmam Cafer'e,
bana öyle bir şey söyle ki ben onu yapayım ama günahımı da işleyeyim. Çünkü kurtulamıyorum o günah hastalığından. Onu da işleyeyim. İmam buyurdu ki işleyebilirsin, sıkıntı yok ama Allah'ın görmediği bir yerde işle. Dedi öyle bir yer yok ki imamım. O zaman işleme. Allah'ın görmediği, şahit olmadığı bir yer yok. Sizin zihninizden geçenler en kuytu köşelerde yaşadıklarınız, Allah her şeyde ayet diyor ki sizinle birliktedir. Şimdi sizinle birlikte olan bir şey nasıl bir yerlerde olabilir? Ona biz nasıl bir mekanda koyabiliriz? Onu nasıl görebiliriz? Her an sizinle birlikte. Dikkat edin, yavaş yavaş adım adım gidiyoruz. Yine Bakara suresinde 115. ayet-i kerime diyor ki siz nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orasıdır. Orası Allah'ın yüzüdür. Ben size döndüğümde Allah'ın yüzüne dönüyorum. Sağıma döndüğümde Allah'ın yüzüne dönüyorum. Soluma döndüğümde Allah'ın yüzüne dönüyorum. Arkama döndüğümde Allah'ın yüzüne dönüyorum. Göğe baktığımda Allah'ın yüzüne dönüyorum. Yani şeş cihet. Şeş cihete, altı yöne baktığımda da Allah buyuruyor ki orası benim yüzümdür. Allah'a sırtınızı dönebilir misiniz? Dönemezsiniz. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orasıdır. Dün bunu bizim aşık-ı sadıklarımız çok güzel ifade ettiler şiirlerinde, değil mi? Eve gidince baktınız mı o şiirlere? Nasıl anlattılar? Şiir olarak anlat. Ben bunları söz olarak anlatıyorum. Ama onlar bunları şiir olarak, nefes olarak anlattılar. Nereye bakarsanız orada Allah iş görüyor, çalışıyor. Ama Allah'ın en çok iş gördüğü, en çok çalıştığı, en çok tecelli ettiği yer neresidir? İnsandır. Sureti insandır. Onun için biz cemlerde yüz yüze ibadet ederiz. Cemlerde cemal cemale bakarız. Cemlerde cemal cemale bakmakta Allah'a bakmış oluruz. Çünkü Allah diyor siz ne yana dönerseniz benim yüzüm orasıdır. En güzel Allah'ı gösteren yeryüzünde varlık nedir? İnsandır. İnsanda cemalullahı seyret. Çünkü Allah orada tecelli etmiştir. Benim derimin altında ne var? Bu yüzümün derisinin altında ne var? Kılcal damarlar var. Kılcal damarlar çalışıyorlar. Al yuvarlar akı kanlı gidiyor geliyor. İnce damarlar vitaminleri götürüyorlar. Derimi besliyorlar. Saçı besliyorlar. Benim saçım yok tabii. Sakallarımı besliyorlar. Çalışıyorlar orada. Bu işi kim yapıyor? Ben mi yapıyorum? Ben yapmıyorum. Sistem kurulmuş, sistemi kuran yapıyor, çalışmaya devam ediyor. Onun için cemal diyoruz. Yüz yüze diyoruz. Hazreti Peygamber buyuruyor ki hayvanların yüzüne vurmayın sakın. Dikkat edin ya. İnsanın demiyor, insana ki zaten vurulmaz ya. Hayvanların yüzüne bile vurmayın diyor. Cemal yani orada müşahede var, orada gözlem var, orada anlama var, orada tanıma var, orada bilinç var. Allah oraya tecelli etmiş en güzel. Ayet-i kerime devam ediyorum şimdi. Biz mesela göğe baktığımızda, insan olarak göğe baktığımızda yeri görebilir miyiz? Göğe bakarken göremeyiz. Değil mi? Yere bakarken göğü göremeyiz. Fakat Allah diyor ki ben her yöndeyim. Siz ne yana baksanız ben oradayım. Bir yer yok ki benden boş olsun. Samet, onda bir boşluk yok. Yani o bir boşluk yok ki orada siz onu görememiş olasınız. Çünkü ne var orada? Böyle bir şey ne olabilir? Varlığın kendisi olabilir. Varlık. Varlık neydi? Ben şimdi size soruyorum. Bu evrende güneş var mı? Var. Ay var mı? Var. Yıldız var mı? Var. Ağaç var mı? Var. Masa var mı? Var. Taş var mı? Var. Karınca var mı? Var. İnsan var mı? Var. İnek var mı? Var. Var değil mi? Biz bunların hepsinin ortak noktası, ortak özelliği ne dedik? Var olmaları dedik. Hepsi var. Varlık yoktan olur mu? Yoktan bir şey var olur mu?
yoktan bir şey var olmaz dedik. Yokluktan varlık meydana gelmez. Onun için bütün bu varlığın neye dayanması lazım? Hakiki ve mutlak var olana dayanması lazım. O hakiki ve mutlak varın da varlığı kendinden olması lazım. Eğer varlığı kendinden olmazsa, bir zamanda dünyaya gelmiş olursa, bir başlangıcı olursa, her başlangıcı olanın bir sonu var demektir. Her sonradan var olanın bir var edicisi var demektir. Ona da Allah diyemeyiz. Allah'ın eğer bir başlangıcı olursa biz ona Allah diyemeyiz. O da bir varlık olur. Senin benim gibi bir varlık olur. O da benim gibi, senin gibi varlık. Onun için onda bir başlangıç yok. O evveldir. Ondan sonra hiçbir şey yok. O ahirdir. Bu anlaşıldı değil mi? Şimdi gördüğünüz her şey erenler, sevgili Cem erenleri, Hüseyin'in cemalini taşıyanlar, Zeynep'in cemalini taşıyan Cem erenleri, gördüğünüz her şey aslında varlığın yüzüdür, var olmanın yüzüdür. Yani Allah her tarafta Rab'dır. Allah her tarafta vardır ve Rab'dır. Orada terbiye ediyor. Orada iş görmüş. Orada yapıyor. Siz mesela bir taşı bakıyorsunuz. Zannediyorsunuz taş hareketsiz değil mi? Oysa taşın içerisinde neler var? Hareket var. İmam Cafer Sadık yanında oturan, 6. imamımız yanında oturan bir arkadaşına diyor ki, şu taşı görüyor musun? Diyor, görüyorum ya imam. Diyor, o aslında duruyor gibi görüyorsun ama o hareket ediyor, biliyor musun? Diyor, bilmiyorum ya imamım diyor. Diyor, sonradan gelecek ilim adamları o taşın hareket ettiğini bilecekler. Atom hareket ediyor mu erenler? Gençler, atom hareket ediyor değil mi? Atom, yani taşın en küçük parçası atom, atomun içerisinde hareket var mı? Protonlar, nötronlar hareket ediyorlar için. Biz zahirde duruyor zannediyoruz. Diyor, sonradan gelecek ilim adamları ilmen bunun hareket ettiğini görecekler. Yani Allah yönetiyor. Bulutları alıp bir yerden bir yere götürecek sistemi kurmuş. Rüzgar sistemini kurmuş. Buharlaşıyor, o buharı alıyor. Bulutu binlerce ton su alıyor, bir yerden bir yere götürüyor. Yani insan taşıyamaz bunu, Allah böyle, hadi siz bunu yapın deseydi yapamazdı. Biz biliyorsunuz doğayı yapmayı değil, Ali dedemin dediği gibi doğayı bozmada üstümüze yok. Yakmada, kırmada, doğayı tahrip etmede üstümüze yok. Onun için Allah rızk veriyor, Allah büyütüyor, Allah küçültüyor, Allah iş görüyor. Allah Rablik yapıyor. Mürebbi o. Her taraf onun için varlığın özüdür. Her taraf gördüğünüz her şey varlığın özüdür. Öz varlığın yüzüdür. O gördüğünüz, yüzde gördüğünüz şey aslında o varlığın özünün çalışmasının, Rabliğinin göstergesidir. Bu konuya Turabi Baba diyor ki, kande baksam ruhi envarım dilim ruşen kılar. Ben nereye baksam benim ruhumu, gözlerimi ruşen kılar, aydınlık kılar diyor. Ben nereye baksam ben onu görüyorum. Afitab-ı talatın gülşen-i rana bana. Dikkat ediyor musunuz erenler? Biz hep varlığın özüne bakmadık. Biz hep varlığın bizim işimize yarayan taraflarına baktık. Ağaca baktık ya, ağaç bir varlık olduğuna dikkat etmedik. Ağacın meyvesine baktık, gölgesine baktık. Yani biz nefsimizin istediği şeylerle hep ilgilendik. Bedenimizin istediği şeylerle ilgilendik. Eğer biz varlığın özünü bu varlık aleminde müşahede edebilseydik işi kavramış olacaktık. Ama bizim pirlerimiz bu işi bize göndermişler, mesaj atmışlar bize. Öyle bir sistemle göndermişler ki, sofra duasında
elinizi nereye koyuyorsunuz? Masaya. Açmıyorsunuz değil mi? Masaya, yani lokmanın olduğu siniyi, tepsiyi, masayı, sofrayı tutuyorsunuz. Eskiden masa yokken de sofrayı tutuyorduk, sofraya koyuyorduk. Neydi bu? Bu varlığın özüyle ilişkide olduğunu ve varlığın, o yiyeceğin şey sende cana dönüşecek. Yediğin şey, yediğin lokma sende cana dönüşecek, bilgiye dönüşecek, imana dönüşecek. Onun için yediklerinize dikkat edin, haram olmasın ha. Onun için bu yolda rızalık en büyük meseledir. Rızasız lokma yenmez yani. Çünkü rızasız lokma yersen senin duan kabul olmaz. Rızasız lokma yersen ibadetlerin kabul olmaz. Rızasız lokma yersen zihnin çalışmaz, aklın çalışmaz, kalbin çalışmaz. Onun için çok önemli. Bakın bu mesaj gelmiş mi bize? 7'den 77'ye bütün Aleviler bilir. Rızasız lokma yenmez. Onun için bütün insanlar derler ki Aleviler güvenilir insandır. Malını, mülkünü, ırzını, namusunu teslim edebilirsin Alevi'ye. Niye? Genlerinde bu var. Eline, beline, diline sahip ol. Genlerimiz bu, güçlü. O gelenek böyle oturmuş. Şifreli gelmiş. Sofrayla bağ kuruyorsun. Yediğin yiyeceğin sende imana dönüşmesi için, gerçek bilgiye dönüşmesi için. Çünkü sen orada yerken orada Rabbin tecelli ettiğini görürüz. Yine aynı ayetin devamında buyuruyor ki şüphesiz Allah her şeyi kuşatmıştır. Şimdi bu ayetleri tek tek böyle ufak ufak açıklıyorum. Şimdi varlık alemi içerisinde dediler ki bu Allah bütün hepsini yaratmış ama bizim bu ayetlere baktığımızda böyle bir Allah'tan bahsetmiyor. Diyor ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Evrende ne varsa, evrenin dışında ne varsa her şeyi kuşatmıştır. Kuşatmak ne demek? İhata etmiştir. Onun avucu içindedir. Ona gizli değildir, ondan uzak değildir. Her şeyi kuşatmıştır. Biz bakıyoruz, mesela ben şu anda oturduğum koltuğu kuşatmışım, bu kadar kuşatabilmişim. Abi işte direğin dibindeki o kadar kuşatabilmiş. İşte Cem evi, işte iki telli mahallesinde bu kadar yeri kuşatabilmiş. Ama Allah diyor ben her yeri kuşatmışım. Her yer, hiçbir yer benden boşta değil. Madde aleminde kuşatmak dediğinde ben buradaysam şu anda evde değilim. Buradayım çünkü. Evden boşum, buradayım. Ama Allah diyor ben her şeyi kuşatmışım. Yani Allah her şeyi içiyle ve dışıyla, çünkü batın ve zahir dedi ya, siz içinize de baksanız orada ben varım. Duygularınıza, düşüncelerinize de baksanız oradayım. Dışınıza da baksanız oradayım. Yüzünüzü nereye dönseniz oradayım. Ben her şeyi kuşatmışım. Ve yine Allah buyuruyor ki Allah her şeye şahittir. Bu da Nisa suresinde. Şimdi şahitliğe bakalım. Mesela siz şu anda bana şahitsiniz, görüyorsunuz. Ben de size şahidim, görüyorum. Ama şu anda Cem evinin dışındaki bir olayı biz şahit değiliz, görmüyoruz. Ama Allah ayette buyuruyor ki ben her şeye şahidim. Karıncanın yürüyüşündeki ayak izini de biliyorum. Senin zihninden geçenlerle de birlikteyim. Senle de birlikteyim. Evrende ne varsa hepsine, her şeye şahidim. Her şeyi ben kuşatmışım. Şimdi böyle bir varlık nasıl bir varlık? Gelin bunu düşünelim. Konumuz bu. Yani nasıl bir Allah kendini Kur'an'da bize tanıttı. Çünkü biz ne dedik? Allah'ı tanımayla ilgili, yaratıcıyı tanımayla ilgili neye bakacaktık? Doğru düşünmeyle ilgili. Yani nasıl tanıyacaktık? Önce Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'in buyruklarına bakacaktık. Kur'an ve Ehl-i Beyt'in buyrukları birbirinden ayrılmaz. Kur'an'ı açıklayacak olan Ehl-i Beyt'in buyruklarıdır. Kur'an'la ilgili kafanızda şüphe varsa bilin ki Ehl-i Beyt'ten duymadığınız için şüpheleriniz var. Ehl-i Beyt'ten Kur'an'ın açıklamasını duyduğunuzda şüpheleriniz kalmaz. Kur'an bozulmuş mudur, bozulmamış mıdır konusu
Eğer siz Kur'an'ı Ehl-i Beyt'in, çünkü Resulullah bize iki emanet bıraktı. Biri Kur'an, biri Ehl-i Beyt ve bunlar birbirinden ayrılmaz. Öyle bir ayeti kerimeyi söyleyip bu ayet şuna delalet ediyordu diyemezsin. Hele muhkem ayetleri diyebilirsin ama müteşabih ayetlerde diyemezsin. Vel fecr ve leyalin vel aş, 10 gün andolsun. Ne anlıyorsun 10 gün? Hangi 10 gün? Biri çıktı dedi Ramazan'ın 10 günü, biri dedi Sefer'in 10 günü, biri dedi Muharrem'in 10 günü, biri dedi bilmem hangi 10 günü. Bu onu kim söyleyecek bunu? Bu müteşabihtir. Açık değil ayet. Bu ayeti kim açıklayacak? Cübbeli mi açıklayacak? Ali dede mi açıklayacak? Mehmet dede mi açıklayacak? Bu ayeti kim açıklayacak arkadaşlar? Bu ayeti ayetin sahibi olan, onun öğretmeni olan imam açıklayacak. İmam mı söyleyecek? Yanlış mı söylüyorum dedem? Eyvallah. Vel fecr ve legelin vel aş, 10 günü andolsun. Hangi 10 günü andolsun? Bu müphem, bilmiyoruz. Onun için bizim öğretmenlerimiz, imamlarımız. Onun için biz imam diyoruz. Onun için biz 12 imamcıyız. Onun için Resulullah buyurdu, ben ilmin şehri imali kapısıdır. Başka yere gitme, oradan al. Bugün Aleviliğin problemi bu. Ne ozanlardan, ne imamlardan, ne aşık-ı sadıklardan almıyoruz. Almıyoruz. Dedemiz böyle söyledi diyoruz. Ben dedenin de öyle söylediğine inanmıyorum. Artık ilim çağındayız. 21. yüzyıldayız. O kadar ozanlarımızın, aşık-ı sadıklarımızın eserleri var ki, yakın tarihe kadar o kadar var ki, o kadar güzel anlatmışlar ki, okumadan mahrum olan gidip okuyamaz, bunlar da öğrenemez. Ben bunları nereden okuyorum? Onlar yazmışlar, yazdıklarını size anlatıyorum. Ben gece rüyamda görüp gelip size anlatmıyorum yani. Gece kimse bana gelip öğretmiyor. Gözlerim ağrıyor, okuyorum, çalışıyorum, buluyorum. Tek farkım okuma yazma bilmem. Ben de biliyorum diyeceksiniz. Biliyorsunuz ama okumuyorsunuz. Okursanız siz de yaparsınız. Okumuyoruz. 3 sayfa okuyunca uykum geldi deyip yatıyoruz. O şey, imamlarımız bize birçok şey bırakmışlar. Saatimiz kaçtı. Ondan sonra bizim 7 ulu ozanımız, sadece Fuzuli'nin kaç tane kitabı var? Sadece 7 ulu ozandan Fuzuli'nin kaç tane kitabı var? Gerek ki cem evlerinde okuma günleri yapılsın. Fuzuli'nin Kerbela'sı okunacak. Her perşembe 5 sayfa. Örnek. Virani okunacak. Hani ya, kim okuyor? Kimse isimlerini bilmiyor. Ama sözde geldik de biz 7 ulu ozan diyoruz. 12 imam diyoruz falan. Evet, Allah her şeyi kuşatmıştır. Allah her şeye şahittir. Hiçbir örtü onu örtemez. Şimdi bu evrende bir şey bir şey örtebilir değil mi? Mesela bakın şu anda bu duvarlar birer örtüdür, dışarıyı görmemize engel. Bazen ay güneşle dünyanın arasına giriyor, engel oluyor, göremiyoruz değil mi? Ya da güneş ayla dünyanın arasına giriyor, engel oluyor. Dünyadaki her şey, mesela bu direk arkasını görmeme engel oluyor. Ama ayet diyor ki hiçbir örtü Allah örtemez. Yani hiçbir şey onu saklanamaz, ondan saklanamaz kendini, onu saklayamaz, örtülemez Allah. Şimdi varlıklar içerisinde bir varlık olma özelliğini düşünün. Yanlış düşüncede olanlar böyle diyorlardı ya. Şimdi bu saydığımız ayet zincirine göre bizim inandığımız Allah kendini nasıl tarif ediyor? Hiç buna benzemiyor. Çünkü o görülecek bir Allah. Bu şu anlattığım 6-7 ayeti kerimeye göre görülecek bir Allah mı sizce? Size sizden daha yakın, her şeyi kuşatmış, hem zahirinde hem batınında, her şeyle her an birlikte, yüzünü ne yansan onu dönecek, onu göreceksin, onu görüyorsun. Bu görülen bir şey demek değil ki. Yani bu alt alta bu maddeleri koyduğumuzda biz buradan varlığın özünü buluyoruz. Yani varlığın özü nedir? Varlık denilen bir hakikati buluyoruz. Bir yokluk var, bir de varlık var. Yokluğa örnek veremiyoruz ama varız. Varlığın örneği biziz. Biz var olduğumuza göre
hepimiz bir vardan gelmişiz. O varın kendisi de Hak Teala'nın kendisidir. Ve o bizden ayrı değildir, gayrı değildir. Elinde sopası olan, sen şunu işledin, sen bunu yaptın diye müdürlük yapan bir Allah yok. Varlık alemi içerisinde olan bir Allah yok. Varlığın kendisidir o. Hiçbirinden ayrı değil. Varlığın kenarında, yanında, yöresinde giden, gelen, yeri olan, oturan Allah değil. İşte biz buna Alevi terminolojide vahdeti vücut diyoruz. Vücudun birliği. Kul de ki hü Allahu ehad. De ki o Allah birdir. Ondan gayrı bir şey yok. Ama bu demek değil ki biz Allah'ız. Doğa Allah. Hayır. Panteist düşünce değil. Bizim bir yaratıcımız var, bizim bir var edenimiz var, onun gönderdiği hak olan peygamberler var, hak peygamberlerden sonra Allah'ın seçtiği vasileri var. Ama bizim Allah inancımız bir yerde oturan, varlıkların içerisinde bir varlık olan Allah değil, bütün hepsini kuşatmış olan, varlıktan ayrı bir şey olmayan varlığın kendisi o. Şimdi asıl varlığı nasıl tasavvur etmemizi istiyoruz değil mi? Nasıl tasavvur edeceğiz şimdi? Böyle bir ayetlerdeki böyle bir skala bizim onu tasavvur etmemizi doğuruyor mu sizce? Doğuramıyor çünkü biz böyle bir şeyi tasavvur edemeyiz. Hani sonsuzluğu nasıl zihnimizde tasavvur edemediysek Allah da bizim zihnimize sığmaz. Çünkü bizim zihinlerimiz sınırlı. Zihinlerimiz bizim daracık, sınırlı. Sınırlı olan bir şey, sınırsız olan bir şeyi tasavvur edebilir mi? Gözle sınırlı olan bir göz, sınırsız olan bir şeyi görebilir mi? Her şeyi kuşatmış, her şeyden ayrı olmayan, latif olan bir şey. Böyle bir şey görülmez. Onun için Allah'ın bir mekanı yoktur. Allah görülmez. Allah bütün varlık alemini kuşatmıştır. Varlıkların içerisinde bir varlık değildir. Genelde insanlar böyle algılarlar. Yani bizim gibi bir şey Allah. Yani mesela He-Man'i bilirsiniz de He-Man gibi bir şey. Çok güçlü her şeyi yap mesela. Çizgi film var ya öyle bir şey. Hep öyle düşünürüz Allah'ı. Öyle değil. Allah bizden ayrı. Orada duran bir yerde duran bir Allah yok. Onun için müminin kalbine sığıyor Allah. Onun için bir kere kalp kırdın ise bu kıldığın namaz değil diyor Yunus. Müminin kalbi diyor Allah'ın evidir. Yani Allah gelip orada oturuyor anlamında değil. Oraya tecelli ediyor anlamında. İmam Cafer Sadık 6. imamımız buyuruyor ki sizin zihninizde oluşturduğunuz bir kavram, kavram olarak ne oluşturursanız oluşun o sizin kendi mahlukunuzdur. Yani Allah adına zihninizde bir kavram oluşturuyorsunuz ya da bir görüntü, bir tasavvur yapıyorsunuz. O diyor Allah değil, o sizin yarattığınız bir şeydir. Çünkü sınırsız olan zihne sığmaz. İşte ateist arkadaşlar da böyle bir Allah'ı inkar ediyorlar. Yani zihne giren varlıklar içerisinde bir varlık olan Allah'ı inkar ediyorlar. Onu ben de inkar ediyorum. Siz de inkar ediyorsunuz. Varlıklar içerisinde onların kenarında olan bir Allah'ı ben de inkar ediyorum. Çünkü öyle bir Allah yok. Ateistlerin de 20 çeşidi var. Evet. Yani 20 çeşit inanç taşıyan ateist var. Aynen. Diğer ama azmış ki Müslümanların 72 çeşidi. Bir şey değil yani. Evet. Yani sözün özü itibariyle ondan sonra ateistlerin genelinin ondan sonra reddettikleri Allah inancı. Akıl sınırlı dediniz ama ben ona tam katılamayacağım. Evet. Evet sınırlı ama sınırsız. Yani akıl sınırlı olsaydı cümle insanın gelişi ileri atıp kabul edilmezdi. Çünkü hep bir sınır var. Akıl sınırlı kişilerde. Ama akıl aynı zamanda sınırsız.
ileride. Çünkü seneler, yıllar, yüzyıllar çağlar aklın ilerisine doğru gidiyor. Geriye doğru giden için sınırlı. O yüzden aklın sınırlı şeyi bir noktaya kadar benim düşüncem. Şimdi sınırsız olan bir şeyi akıl kavrayamaz ne demek? Mesela sonsuzluğu kavrayamaz. Bilir. Kavramak ne demek? Bilir. Mesela diyorsun ki sonsuz. Bildin bunu. İlmen biliyorsun ki sonsuz. Kavramak demek onu mesela dünyayı kavrayabiliyorsun. Niye? Dünyanın işte yuvarlak olduğunu biliyorsun. Resmi çekilmiş değil mi? Toprağını biliyorsun. Taşını biliyorsun. Tabakalarını biliyorsun. Her şeyini biliyorsun. Ama sınırsız olan, sınırsız dediğinde onu bilemiyorsun her şeyi. Onun için sınırlı. Yok. Ama sınır, yani sınır koyan için sınırdır. Eğer öyle bir şey, mesela ben bu noktaya değineyim, akılla engellik ya. Şimdi ben şunu söyleyeyim, insanı Allah-u Teala var ettiğinde yaratılmak mıdır, var edilmek midir? O da ayrı bir soru. İnsanı Allah var ettim dediği insanı, Hazreti Sahibi Zaman Efendimiz diyoruz değil mi? Kaç yüzyıldır yaşıyor? İşte 11. imamımız belli. Onun sonrasında bu günümüze gelelim ama diyoruz ki o yaşıyor. Evet. Demek ki Allah bize akıl ötesi ilim verdim size der mi? Demir. Aklın almayacağı şeyi vermedim. Evet bütün hazine o. Ama alacağımız şeyi de verdim. Yok ilk ayetleri aklınızı hatırlarsanız ayeti kerimeler diyordu ki sizin aklınız Allah'ın zatını kuşatamaz. Ama sizin aklınız derken işte yine sınırlı. İmamların aklı yetersiz mi? Tabii ki peygamberlerin ve imamların aklı da Allah'ın zatını kuşatamazlar. Şüphesiz. Çünkü yaratıcıya ulaşmak için. Ulaşmak değil ablacığım. Kuşatmak. Bilmek. Zat dediğimiz mesela senin zatını da sen bilemiyorsun. Senin özünün ne olduğunu bilemiyorsun. Onun için Yunus Emre diyor ya bir ben vardır bende benden içeri. Bilir ama söyleyemez. Bak yok bilemiyorsun. Mesela bilir ama söyleyemez. Söylediği anda o çizgiyi çizmiştir. Bu alemde. Yok ablam öyle bir şey yok. Yani bilir ama söyleyemez. Bilemezsin. Zat bilinmez. Şimdi ben sana anlatayım. Bak müsaade et. Ben şimdi onun akli delilleri var. Hayır. Demek ki biz insanlar bozulmasa idi, Mekke Aleyhisselam Efendimiz bize her konuda örnek değil mi imamlarımız? Evet. Demek ki bize her konuda diyoruz. Demek ki Mekke Aleyhisselam Efendimiz gibi yaşayabilirdik insan. Evet. Ama insanlar bozuldukça ömür kısaldı. Demek ki Allah'ın dediği çizgide giderlerdi ömür uzun. Ama diyeceğiz ki diğer imamlarımız şehit edildi. Ben ona girmiyorum. Yani eğer Allah'ın vaat ettiği şey, var ediliş, insan varlığı aynı sınırda kalsaydı, Allah'ın dediği şeyde kalabilseydi, o şey oluşmasaydı, Adem Hava olayına girmiyorum, orada başlıyor. Şimdi bak karıştı birbirine. Konumuz aklın sınırı. Akıl sınırlı mıdır, sınırsız mıdır? Ayet-i Kerime diyor ki, İnsanların aklı Allah'ın zatını kavrayamaz. Peygamber de imam da dahil. Hatta insan kendi zatını da kavrayamaz. Ne demek kavrayamaz? Mesela ben tarif ediyorum. Tarık Çimen nasıl biridir? İşte 1.63 boyundadır. 1.63 boyunda olmak Tarık demek midir? Değil. İşte keldir. Kel demek Tarık Çimen demek mi? Değil. Efendime söyleyeyim işte 70 kilodur. 70 kilo Tarık Çimen demek mi? Değil. Devam ediyorum. Diyorum ki işte mesela Tarık Çimen çok sinirli bir adamdır. Sinirlilik Tarık Çimen demek mi? Değil. Çok cömert bir adamdır. Cömertlilik Tarık Çimen mi? Değil. Ben ne yapıyorum? Sıfatlarını ve isimlerini sayıyorum. O zaman soruyorum. Tarık Çimen nedir? Zatı nedir? He? Bak. Zihninde de tarif edemiyor. Devam ediyorum. Hemen bitiriyorum. Ana Sultan bitiriyorum. Hem de güzel bir konu oldu aslında. Şimdi mesela size şunu söyleyeyim. Benim arabam diyorsunuz. Benim evim diyorsunuz. Değil mi? Benim elbisem diyorsunuz. Benim
pantolonum diyorsunuz, benim telefonum diyorsunuz. Geçiyoruz, benim başım diyorsunuz, benim elim diyorsunuz, benim kalbim diyorsunuz. Biraz daha içeri gidiyoruz, benim ruhum diyorsunuz. O ben kim? O ben kim? Duydunuz mu? Benim elim dedik, benim başım dedik, benim ruhum dedik. Soruyorum, o ben kim? Tarifi yok. Boy tarifi yok. Onun için akıl sınırlıdır. Kur'an diyor. Biz hiçbir zaman erenler, Kur'an ve Ehl-i Beyt'in buyruklarına karşı biz anlayamadık diyebiliriz. Bana göre böyle diyemeyiz. Çünkü öğrenmemiz lazım. Çünkü Kur'an bir şey söylüyorsa, imam bir şey söylüyorsa ne yapmamız lazım? Bizim zihnimiz anlayamamıştır. Onu bir kavramamız lazım. Sınırlı diyor. Zat kavranmaz. Eyvallah. Ama güzel soruydu. Teşekkür ederim. Eyvallah. Şey gerekli de ondan sonra sen konuya geçin. Dedem uzak tut. Eyvallah dedelerim. Durdurun akan suları, deşmeyin bu yaraları. Herkes giymiş karaları, acı dolu Kerbela'da. Herkes giymiş karaları, acı dolu Kerbela'da. Yüreklere acı dolmuş, Kerbela'nın günü solmuş. Hüseyin'im şehit olmuş, acı dolu Kerbela'da. Hüseyin'im şehit olmuş, acı dolu Kerbela'da. Göz yaşı sel olup aktı, bu acı yürekler yaktı. Çok derin diriz bıraktı, acı dolu Kerbela'da. Çok derin diriz bıraktı, acı dolu Kerbela'da. İmam Hüseyin vurulmuş, yedin aleme duyurulmuş. Artık gülmek haram olmuş, acı dolu Kerbela'da. Artık gülmek haram olmuş, acı dolu Kerbela'da. Hüseyin'imiz susatmışlar, kainatı ağlatmışlar. Dert üstüne dert katmışlar, acı dolu Kerbela'da. Dert üstüne dert katmışlar, acı dolu Kerbela'da. Kerbela'da, 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 acı dolu Kerbela'da. Eyvallah. Yüreğine sağlık sultanım. Evet, hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Yoruldunuz mu?
Ali dedem koymuyor konuşayım bak. Evet, bitiriyorum inşallah. Şimdi demin konuştuğumuz ayeti kerimeleri alt alta düşündüğümüzde biz varlıklar içerisinde olan bir varlığı değil, bütün varlığı kuşatmış, bütün varlığı meydana çıkarmış, bütün varlığa şahit olan bir varlıktan bahsediyoruz. Onun için inananlar kendi kafalarında, sıradan inananlar kendi kafalarında bir Allah tasavvuru yapıyorlar ve diyorlar ki o da varlıklar içerisinde bizim gibi bir varlık ve onu ispat etmeye çalışıyorlar. İnkar edenler de kendi kafalarında ürettikleri bir varlığı, Allah'ı inkar ediyorlar. Aslında kendi kafalarında ürettiklerini inkar ediyorlar. Gerçekte varlık inkar edilemez. Varlıktan daha hakikat bir şey var mı? Bakın, yok var, bir de var var. Var var mı şu anda? Var mıyız biz? Taş var mı var? Su var mı var? Kuş var mı var? Uzay var mı var? Güneş var mı var? İki tane şey buluyoruz. Bir yokluk, varlığın karşısında yokluk vardır. Yokluğun karşısında varlık vardır. Varlık var olduğuna göre varlığın kendisi, bütün bu varlık alemi dediğimiz varlığın kendisi asıl varın, yani yoktan gelmeyeceğine göre bir varın delilidir, göstergesidir. Buna da dün de örneklerini verdik. Birisi geldi İmam Cafer Sadık'a, 6. imamıza buyurdu ki, biz yarın kıyamet günü gökteki ayı görür gibi Allah'ı göreceğiz diyorlar. Böyle hadis naklediyorlar peygamberden. İmam Cafer'e dediler, buyurdu ki, yarın kıyamette Allah'ı ayı görüyor gibi göreceğiz diyorlar. Böyle bir hadis naklediyorlar. Ne buyuruyorsunuz imam? Bunu nasıl açıklarsınız? Bu sözü nasıl açıklarsınız? İmam, sen şimdi görmüyor musun buyurdu. Kıyameti niye bekliyorsun? Sen şu anda Allah'ı görmüyor musun? Görüyorsun, çünkü varlıkla haşır neşirsin. Varsın ve varlıkla iç içesin. O varlığın kendisi varı gösteriyor zaten. Ama biz alışmışız böyle. Mesela birinden bahsetsem ya dersiniz acaba o ne, nasıl? Ama Mehmet dededen bahsetsem görüyorsunuz. Biz hep böyle görmek istiyoruz insan olarak. Dokunmak, anlamak, sınırlı an. Ama onun için ayet bize böyle tanıttı ve İmam Cafer diyor ki siz aslında onu hep görüyorsunuz. Sen kıyamette niye bekliyorsun onu görmek için? O hangi gözle görünür? Bilinç gözüyle görünür. Yani gönül gözüyle görünür. Yani kalp gözüyle görünür. Oraya nasıl ulaşılır? Yaratıcının varlığını ispatla ulaştı. İnşallah onları da yapacağız. Yunus diyor ki Yunus Emre, kullarına vaat eyledin. Yarın gün görüneyim diyor. Çünkü yani ehl-i sünnet dünyasında işte bu hadisler naklediliyor. Allah kıyamette görülecek diye Yunus bunu hicvediyor. Sen diyor kullarına vaat eyledin. Yarın gün görüneyim diyor. Ol dostların sevindi. Yarının bugündür bana. Yani ben bugün görüyorum seni. Çünkü varlığın içerisindeyim. Varam yokluk değil benim şey. Varın içerisinde. O varlıkla muhatap. İmam Cafer Sadık buyurdu ki tasavvurunuz sizin yarattığınızdır. Zihninizde tasavvur ettiğiniz şey sizin yarattığınızdır. Şimdi bu imamın bu sözünü inceleyeceğiz. Hem tecelli konusu, Allah nasıl tecelli ediyor? Aynı örneğini hatırlıyorsunuz dünden değil mi? Siz güneşe, aynaya, güneşin resmi düştüğünde aynada gördüğünüz güneşin aksine bu ayna, güneş dediniz mi? Güneşin neyi dediniz? Yansıması. Bu varlık aleminin hepsi, Ali de dahil, Muhammed de dahil nedir? Yansımadır, tecellidir. Ama bu yansıma içerisinde bu aynanın cilası Ali bin Ebu Talib'dir. En güzel yansımayı ne yapıyor? Ali yapıyor. Varlık alemi içerisinde taş da yansıtıyor, kuş da yansıtıyor. Neyi yansıtıyor? Varlık aleminde ayna örneğindeki gibi. Allah bir ama yansıması, yani o varlıklara tecellisi, bakın ne farklılıklar olmuş. Hepimiz o tecelliden pay alır. Şimdi bunu bir örnekle inşallah zihninize oturtacağım. Hem Allah'la bizim aramızdaki irtibat, ilişki, hem de Allah'ın bu varlık alemini yarattığındaki o tecelli meselesi bir örnekle inşallah oturacak. Şimdi zihninizde bir ev düşünün. 3 katlı olsun. Kapatın gözlerinizi, bir ev düşünün. 3 katlı olsun.
evin rengi masmavi olsun. Önünde ağaçlar olsun, yeşil yeşil. Önünde bir de orayı temizleyen bir temizlik görevlisi olsun. Elinde süpürge var ve sarı bir elbise giymiş, sapsarı. Ben bunları söylediğim anda zihninizde oluşturabildiniz mi? Oluşturabildiniz değil mi? Biraz önce onlar var mıydı zihninizde? Yoktu. Felsefe diyor ki sizin zihninizde oluşturduğunuz bu şey varlıktır. Şimdi bu zihninizde oluşturduğunuz evin yanına bir ev daha yapın. Bir ev daha yapın. Önüne otoban yapın. Arabalar geçiyor. Karşısına ev yapın. Zihninizin gücü kadar bunu büyütün. Sonra içine insanlar yerleştirin. Hayal gücünüz kadar yapın. Yapabildiğiniz kadar. Şimdi bu yaptığınız, bu zihninizdeki bu şehir, bu ev zihninizde kaç gigabayt yer tutuyor? Bir şey tutmuyor değil mi? Zihninizde yaptığınız bu ev sizden ayrı mı? Siz ondan ayrı mısınız? Nerenizde sizin? Zihninin neresinde? İnsanın beynini açıyorsun, yağ tabakası, kas tabakası, şey var, yağ var yani. Değil mi? Hiç orada yok, ev sığmıyor ki oraya. Yani zihnine sığmıyor. İşte bizim Allah'la bizim kişi böyle benzetebiliriz. Bu bir örnek ya, böyle değil. Böyle değil. Yani böyle değil, birebir böyle değil. Anlayabilmek için bir örnek, yakınlaştırıcı bir örnek. İşte tecelli bu. Eğer siz eve tecelli, ben sarı olsun dedim adamın elbisesi, sarı oldu değil mi? Tecelli ettiniz, sarı oldu. Şimdi şu anda düşünmüyorsunuz artık onu. Var mı o? Yok. Eğer tecelli devam etmezse, yani Allah bize tecellisi devam etmezse, yani Allah işlemezse, biz anında tuz buz oluruz, yok olur gideriz. Allah'ın tecellisi devam ediyor. Anlaşıldı mı burası? Güzel anlaşıldı mı? Eyvallah. Tecelli devam ediyor. Allah yarattı ve bırakıp çekip gitmedi. Biz o tecellide devam ediyoruz. Nerede Allah? Artık bir yerde olamaz. Bir mekanda olamaz, bir zamanda olamaz. Biz neredeyiz? Biz Allah'tayız. Allah nerede? Allah bizde. Ayrı bir yerde değil. Yani inşallah Allah bu noktada anlaşıldı. Şimdi imamlar buyuruyorlar ki siz Allah'ın zatına zihniniz ulaşamaz. Zihniniz sınırlıdır. O zata ulaş. Anlayamazsınız. Orayı anlayamazsınız. Ne onun yarattıklarına bakarsınız, varlıklara bakarsınız, onun güzelliklerine, büyüklüğüne, azametine hükmedersiniz. Çünkü İmam Ali dün ne dedi? Sen anlatabiliyorsan neyi anlat? Sen anlatabiliyorsan gel Cebrail'i anlat. Cebrail'i bile anlatamıyorsun değil mi? Değil Allah'ı vasfetmeyi. Onu bile anlatamıyorsun. Onun için İmam Cafer-i Sadık buyuruyor ki, ey insanlar, siz kendinize caiz gördüğünüz, kendinize söylediğiniz şeyleri Allah için söylemeyiniz. Allah'ı benzetmeyiniz, tenzih ediniz. Allah bunlardan müstesnadır. Allah bunlardan beridir deyiniz. Evet. Bir tane deyişle bitireyim. Hilmi Dede Baba'dan. Diyor ki münezzeh cümle eşyadan acep sırrı hafidir bu. Görünen her mereyyadan yine ol şahdır cana. Bu kılu kal ve bu kesret olupdur perde-i vahdet. Bu konuşmalar var ya, bu kılu kal bizim bu konuşmalarımız. Ve bu kesret alemi, bu çokluk alemi vahdete ne olmuştur? Perde olmuştur. Aslında her şey bir. Kul huvallahu ehed dekü Allah bir. Aslında her şey bir ama bizim bu boş konuşmalarımız, kıylı kallarımız ve bizim bu kesret alemi vahdete engel olmuştur. Görünen perdenen yine cemalullah'tır cana. O perdeden de yine cana görünen Allah'ın cemalidir. O perdenin kendisinden de. Yani kesret aleminin kendisinden de görünen yine cemalullah'tır. Görünen kimdir, gören kim bu vahdet hanede? Ey Hilmi! Gören kim, görünen kim? Hepsi o. Gören de, görünen de cümle nurullah'tır canım. Hepsi Allah'ın nurudur. Biz onun nuruyla ancak görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz.
Ama on ama işte kendi nefsimize takılıp kendimizi bir cacık zannediyoruz. Kuru fasulye gibi nimetten zannediyoruz. Oysa her şey onda. Sadece tecelli olunduğunu fark etsek ona göre ayağımızı denk atacağız. Çünkü bizim içimizden geçirdiğimiz her şeyin de hesabı Allah'ın katında hazır ve nazır. Hepinize aşkı muhabbetlerimi sunuyorum. Kerbela'ya bir ufak gidelim mi? İster misiniz? Yoksa dedem diyor dua okuyup gidelim mi? Ayağa kalkıp mersi okulup gidelim mi? Allah Allah.
Allah. Ya Rabbi, kurduğumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, diriliğimizi, iriliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hastalarımıza, yolculu gidenlerimize, darda, zorda olan cümle insanlarımıza yardım senden olsun ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Adem Aleyhisselam'dan günümüz peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin yaptığı duaların yüzü suyu hürmetak için bizlerin de hataları, kusurları, günahları varsa affeyle, iyiliğe çevir ya Rabbi. Ya Rabbi, şu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetak için bizlere hayırlı evlat, hayırlı eş, hayırlı komşular nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, evimize, ocağımıza Halil İbrahim bereketi ver ya Rabbi. Darda, zorda, sıkıntıda kaldığımızda Allah Allah dediğimizde bizim de canımıza, imdadımıza yetiş ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin, şu mübarek günlerin yüzü suyu hürmet hak için ülkemizin çeşitli yörelerinde seller, felaketler oluyor. Canı gönülden el açıp da yardım isteyen canlarımızın da dildeki dileklerini, gönüldeki muratlarını kabul eyle ya Rabbi. Hastanelerde yatan hastalarımıza şifalar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Esma-ül Hüsna'ların yüzü suyu hürmetine, erenlerin, evliyaların yüzü suyu hürmet hak için şu anda burada bulunup da canı gönülden el açıp da Allah Allah diyen tüm canların, cümle geçmişlerin ruhlarını da şahat mekanlarını da cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin, arş yüzünde bulunan cümle meleklerin, o meleklerin ulusal olan dört büyük meleklerin yaptığı duaların yüzü suyu hürmet hak için bizim de dualarımızı, niyetlerimizi, matemlerimizi, yaslarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin, okuduğumuz duaları, yaptığımız niyetleri Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, ülkemiz için şehit olmuş tüm şehitlerimizin de ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin, dualarımızın kabulü için, niyetlerimizin, oruçlarımızın, matemlerimizin kabulü için, cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için ve de Allah rızası için ve canı gönülden rıza billah el Fatiha esirgeyen. Senden tumanlarız biz, sapıtmışlar yoluna düşürmekten koru bizi, doğru yoldan ayırma bir zaman ya Rabbim. Allah Allah. Allah'ın